Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli örgütü, kurultay delegelerimiz bugün İstanbul Kongremize katılımlarıyla bizleri mutlu eden siyasi parti temsilcilerimiz, il başkanları, yöneticileri, demokratik kitle örgütleri başkanları ve yöneticileri, meslek odaları başkanları, sendikalarımızın kıymetli başkanları ve yöneticileri, İstanbul'da hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları, kongremizi şereflendirdiniz, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, başkanlarımız, aramızda bulunan il başkanlarımız, diğer illerden katılan belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, sevgili kadınlar, sevgili gençler, 38. olan kurultay diyecektim. Birazdan Ankara'daki bir kurultaydan söz edeceğim. İstanbul Kongremize hepiniz şeref verdiniz. Kıymetli dostlarım, yol arkadaşlarım, yaklaşık 6 yıldır sürdürdüğüm il başkanınız olarak bu kürsüden son kez sesleneceğim size ve son kez karşınızdayım. Kaç gündür yazıyorlar, çiziyorlar. Dün Ankara'da bir kurultay oldu. Ankara'daki kurultayda bir tek adam çıktı. Bir şeyler söyledi, söyledi, söyledi. Ne söylediğinin çok önemi yok. Çünkü söylediği hiçbir şey yapmıyor. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek için o kurultaya atıf yapıyorum. Karşı düşünce yok, fikir yok, müzakere yok, ortaklaşma yok. Tek adam çıktı, listesini verdi, geçti. Bunun adı da demokrasi oldu. Ankara'daki kurultay. Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul İl Örgütü'nün kongresi başlıyor. Ve ne var burada? İstanbul Örgütü var. Ve İstanbul Örgütü nasıl bir örgüt var? Fikri olan, her fikrini özgürce söyleyen adaylarımız var. Adaylar arasında kıymetli bir yarış var. Ve İstanbul Örgütü'nün delegesi ve İstanbul Örgütü sadece ve sadece kongre zamanlarında değil, her zaman çalışan çalışkan İstanbul Örgütü, ha kongre zamanlarda biraz daha hatırlanıyor ama keyfini çıkarın, İstanbul Örgütü özgür, özgün ve hür iradesiyle bugün demokratik yarışını gerçekleştirecek. Tek adamların kurultaylarına şuradaki alkışlarınızla selam olsun. Eğer diyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde diyorlar ya, Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde ses var, çok ses var. Bu memleketi zaten tek ses bu hale getirdi. Tek adam. Değerli dostlarım, kıymetli konuklar, değerli dostlarım, sizden bir şey isteyeceğim. İl başkanınız olarak, il başkanınız olarak sizden bugün son şey isteyeceğim. Harikasınız. Hepiniz harika gözüküyorsunuz. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Sizden isteğim şu, değerli örgütüm. İstanbul örgütü bugün bir kez daha farkını gösterecek. Nasıl gösterecek biliyor musunuz? Demokrasi mücadelesinde, İstanbul örgütü demokrasi mücadelesinde
Aramızda genel başkan adaylarımız var. Aramızda il başkan adaylarımız var. İstanbul örgütü farkını saraya ve Ankara'ya şöyle gösterecek. Bakın, İstanbul örgütünün farkını siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. İstanbul örgütü genel başkan adayımız konuşurken de, bütün konuşmacılar konuşurken de, adaylarımız konuşurken de dinleyecek, alkışlarıyla destek verecek, fikirlerine katılmasa bile fikirlerine, en büyük zenginliğimiz bu değil mi bizim? En büyük İstanbul örgütü bu farkını gösterecek. O yüzden sizden, İstanbul örgütünden, ben yapacağınızı biliyorum. Siz her şeyi yaptınız. Bütün konuşmacıları, adaylarımızı büyük bir dikkatle dinleyeceğiz ki başka yerlerde olan bir takım başka kongrelerde, başka partilerde naoş şeyler İstanbul örgütünde olmaz. Bu örgüt neler yapmadı ki arkadaşlar? Hepinizin yüreğine sağlık. Değerli dostlarım, hep yarını konuşmamız lazım dedik. Evet, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 21. yüzyılda karşı karşıya olduğumuz sorunlar çok karışık. Sınırları aşan ama aynı zamanda birbiriyle de bağlantılı sorunlar bugün. Bugün ekonomik, sosyal ve dijital eşitsizlikleri, iklim değişimini, ekolojik faaliyetleri, kanıksanmış yoksulluğu, ayrımcılığı, ırkçılığı ve yükselen ve meşru olmayan ahlaki ve siyasi olan saraydakini tartışıyor olmak zorundayız. 85 milyon adına. Değerli dostlarım, bizim artık kutsallaştırılan durumlar yerine, içi boşaltılan devlet kurumları yerine güçlü yurttaş, güçlü birey, sorumlu yurttaş, sorumlu devleti hep beraber oluşturmamız lazım. Ve bizim hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle demokraside son kalan kale olan partimizle birlikte bu ülkeye demokrasiyi getirerek Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılla taçlandırmış olmamız lazım. Ve bunu yapacağız. Sizler sayesinde yapacağız. Değerli yol arkadaşlarım, izninizle iki küçük teşekkürden sonra divana görevi devredeceğim. İstanbul örgütüne, aramızda bulunan bulunmayan, hayatını kaybetmiş İstanbul örgütüne sonsuz teşekkür ediyorum, önünde saygıyla eğiliyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bugün o örgütün hakkında ilçe başkanlarımızla ilgili, delegelerimizle ilgili, üyelerimizle ilgili trollerin birilerinin kendilerine gazeteci diyenlerin attığı iftiraları, İstanbul delegesi tehditle teklif arasında sıkışmaz, hür iradesiyle karar verir diyeceğini sonuna kadar inanıyorum. Çünkü bu örgüt var ya, bu örgüt, bu örgüt var ya, bu örgüt seçim zamanı araba bulamayıp yürüyerek çalışmaya gitmiş örgüt. Bu örgüt sandıklarda günlerce beklemiş örgüt. Siz var ya, değerinizi kendiniz zaten biliyorsunuz. O yazılan, çizilenlerin tamamını kaldırıp çöpe atacak örgüt. Birinci teşekkürüm İstanbul örgütüne. Sizin il başkanınız olmak hayatım boyunca en gurur duyacağım bir payı olarak hep burada kalacak. Ve siz, ikinci teşekkürüm, değerli yol arkadaşlarım, yarını konuşmamız lazım dedik. Yarına umudu yine yeniden hep birlikte diriltmemiz lazım dedik. Umudu diriltmenin yolu popülist siyasetin karşısında dönüştürücü siyaset inşa etmek. Dönüştürücü siyaset inşa etmek için konuşmak değil, ben de konuşuyorum, konuşulanı yapmak, sahici, samimi olmaktır.
dönüştürücü siyaset inşa edebilme adına İstanbul Örgütü'nün yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama ben İstanbul Örgütü'nün sokakta ayağının sesini duyurdum. Ama parti içi süreçlerde hak ettiği yere gelmesi için yapamadım. Bizden sonraki adaylarımıza, benden sonraki il başkanlarımıza hangisi seçilirse seçilsin daha çok sesinizi duyurmaya çalışacaklarından hiç kuşkum yok. Ve değerli arkadaşlar, yapamadık. Ancak bir şeyi söylemem lazım. İkinci teşekkürüm, yüzüne karşı dönüştürücü siyaset, sahici ve samimi siyaseti toplumda yerleştirmek için her türlü eleştirimi, tahmin ediyorum en sert ve en net eleştirilerimi yüzüne karşı yapmama rağmen siyasette kadınlar da olmalı deyip eleştirileri büyük bir olgunlukla karşılayan ve kadınların da siyasette var olmasının bu şekilde önünü açtığını inandığım Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na kişisel ve özel teşekkürümü ediyorum. Kendisine yaptığım eleştirileri herhalde bu salonda yarısını birine yapsaydınız bana düşman olurdunuz. Ve izninizle son teşekkürüm. İzninizle son teşekkürü yapıp artık görevi devredeceğim. Son teşekkürüm değerli İstanbul Örgütü. Ergenliğini ve hatta çocukluğunu bensiz geçiren, hani birçok çocuk öyle geçiriyor ama her gün kendi tehditlerinde geçtim. Annemin başına acaba bugün ne gelecek kaygısını yaşayan ama bir gün bile hissettirmeyen, içinde ne yaşıyor ben de bilmiyorum. Ve yaşayan ve ona aynı zamanda annelik yapan, maddi ve manevi olarak her zaman yanımda duran sevgili kızım Çağmış'a ve sevgili eşim Ali Naki'ye teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çağım, seni bir göreyim şöyle. Senin sayende gençler, Şilancığım, sizlerin sayenizde bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. Çok fedakarlık yaptım biliyorum. Ama sen ve senin gibi milyonlarca genç kızımız için bunu yaptım. Artık biz de belki kaybettiğimiz şeyleri telafi edecek kısa bir ara buluruz. Son sözüm yeniden merhaba. Bu ülkeye eşitliği, özgürlüğü, adaleti getirinceye kadar örgütümüzle beraber, hep beraber mücadeleye devam. İyi ki varsınız. Evet. Elime bir önerge ulaştı. İl başkan adaylarımız